Arkadaşlar merhaba. Gene bir tanıtımla karşınızdayım. Gene bir kamera tanıtımı diyelim buna. Ön arka kayıt kamerası tanıtımı yapacağım. Daha önceden bununla ilgili bir çekim yapmıştım başka bir cihaz için. Bu da başka bir cihaz. Bu cihaz arkadaşlar 8'e 128 olan cihazımız. Bu şekilde. 8'e 128 olan cihazımız bu cihaz. Bunun bağlantısı farklı ama hemen hemen menüleri vesaire hepsi aynı. Onu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi bu cihaza ön arka kamera kayıt yapar halde ve ön arka kamera, normal kamera olarak bağlantı göstereceğim arkadaşlar. Bunu yapabilmemiz için öncelikle cihazımızın bu menüsünü değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu menüyü değiştirdikten sonra bu özelliği aktif hale getirebiliyoruz. Öncelikle ekranda boş bir yere, yani ikonun olmadığı bir yere dokunuyoruz bu şekilde. Önümüze bu şekilde açılıyor. Bir iki menüde bu şekilde, 2-3 menüde bu şekilde DVR kayıt ve ön arka gösterme modu var. Ben bu sefer farklı bir desen, yani tema seçeceğim arkadaşlar. Bu temayı seçeceğim. Bu temada da burada bu şekilde burada gösteriyor arkadaşlar. Şu an kapalı. Şöyle kameraları buraya getireyim arkadaşlar. Bu şekilde. Buradan görüntüyü açtık. Voltajımızı da verelim arkadaşlar düzenleyelimden. Görüntüyü verdikten sonra ön arka kamera olarak burada bu şekilde ekranımızda görünüyor. İstiyorsak tek de yapabiliyoruz. Bu şekilde diğerine de geçebiliyoruz. İşte biri ön biri arka farklı yönlere baksın mesela. İki kameramız var arkadaşlar. Bunları nasıl ayarlayacağım onu da göstereceğim. Ayarlayacağımızı. Şimdi burada öncelikle benim kameralarım AHD 720'ye 25 arkadaşlar. Benim bağladığım kameralar. Burada ayar butonuna basarak buradan gerekli ayarları yapabiliyoruz arkadaşlar. Eğer bu ayarla kameramız aynı değilse görüntü alamıyoruz tabii ki. Burada seçenekler var arkadaşlar. Hangi kameramızsa onu seçiyoruz. Ama genelde AHD olursa daha iyi olur. Bazen analog kameralar sorun yaratabiliyor arkadaşlar. Buradan ön arka döngüyü ayarlıyoruz. Yani örneğin ben buradan 10 saniye ayarlayacağım. Diyelim aracımızı geri vitese aldık. Şu an diyelim ana menüdeyiz. Radyo dinliyoruz örneğin. Geri vitese alıyorum aracı. Geri vitesi aldığım zaman arka kameramız çalışıyor. Şu anki arka kamera. Geri vitesten aracı çıkarıyorum arkadaşlar. Masa üzerinde ve ön kameramıza geçiyor. Ayarladığımız saniye kadar da ön kameramızı gösterdikten sonra devreden çıkıyor arkadaşlar otomatik olarak. Çıkmasını bekliyoruz ve çıktı. Yani geri vitesi aldığımız zaman arka kameraya geçiyor. Geri vitesten çıkardığımız zaman ön kameraya geçip belirlediğimiz saniyede bekleyip sonra çıkabiliyor. İstiyorsak ekranda komple de ön kamerayı izleyebiliyoruz. Mesela şu şekilde ana menüye dönelim. Şurada göster diyelim. Şu şekilde ekranın ortasında bu şekilde de görebiliyoruz veya hangi kamera istiyorsak onu da görebiliyoruz arkadaşlar. Bir ön bir arka şeklinde değiştirebiliyoruz veya buradan bu şekilde. Kameralarımız bu şekilde arkadaşlar. Diyelim ki bunu kayıt yapmak istiyoruz. Bu görüntümüzü. Kayıt yapmak istiyorsak cihazımızın boş olan USB'sine, USB girişine bir tane USB takıyoruz arkadaşlar. Kayıt için ama bu USB'miz hızlı olursa, kaliteli olursa güzel olur. Yani veri akış hızının hızlı olması gerekiyor. Yoksa ekranda kayıtla alakalı yavaş diye yazabiliyor. Bir önceki videomda o yazıyor diye arkadaşlar sormuş. Neden böyle yazıyor diye. Şimdi öncelikle USB'mizin içini temizleyeceğim arkadaşlar. Sonra buradan ayarlardan
Bu sebebimizi seçmem gerekiyor. Yani kaydı nereye yapmasını istiyorsak o şekilde. Seçiyoruz arkadaşlar. Seçtikten sonra buradan bir de biçimlendirme yapabiliriz. Ekstradan. Kayıt alacak şekle gelsin diye. Sonrasında buradan kayda bastığımız zaman sol üst köşede görüyorsunuz arkadaşlar. Sol üst köşede görüyorsunuz. Kayıt başladı şu an. Cihazımız kayıt ediyor. Ön arka aynı anda kaydediyor ikisi. Ön arka aynı anda arkadaşlar kayıt yapıyor. Görüyorsunuz iki adet. Bu şekilde kayıt yapıyor arkadaşlar. Şimdi bunun bağlantısını göstereceğim. Çünkü bu 8E128 olan cihazda bağlantı farklı arkadaşlar. Şuradan kaydı sonlandırıyorum. Ana menüye dönüyorum arkadaşlar. Şimdi bu cihazın arkasından bağlantısını göstereceğim arkadaşlar. Çalışması bu şekilde. Elektrik bağlantısını artık düğmeyle veya bir röleyle sağlayabilirsiniz. Elektriğini kesiyorum arkadaşlar. Cihazın bağlantısını göstereceğim. Öncelikle arka kameramız bu cihazda bu şekilde buradan bağlıyoruz. Yani bu giriş arkadaşlar normal standart girişimiz bu şekilde. USB girişimiz kayıt yapmak için buraya takmıştım. Video kablomuz ise burada CVS IN2 yazıyor. Bunu da yerini göstereceğim. Her şey de aynı olmayabiliyor şu soket takımında. Bunun ucu da arkadaşlar buradan üst, sağdan sola ikinciye denk geliyor. Canlı ucu ikinci uca denk geliyor. Şasesi de bu alttaki siyah uca denk geliyor arkadaşlar. Ölçü aletiyle de bulabilirsiniz. Yani canlı uç sağdan sola üstten ikinci, canlı uç, şase uç alttan sağdan sola doğru 1, 2, 3, 4, 5. uca denk geliyor arkadaşlar. Şase ucu. Bu da ön kameramızın, ön kayıt kameramızın girişidir arkadaşlar. Bu işlemler doğru yapıldığı ve seçim doğru yapıldığı sürece arkadaşlar normal çalışacaktır kameramız. Abone olup beğenirseniz arkadaşlar buna benzer videolar gelir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kolay gelsin.